Gençliğin gözyaşları, merhabalar arkadaşlarım. Şimdi dik üçgenin ÖSYS sorularını çözeceğiz birlikte. Hemen birinci sorumuzla başlayalım o halde. Diyor ki ABCD bir dikdörtgen, şekilde birim karelerden oluşan ABCD dikdörtgeni ve bu dikdörtgen içine yerleştirilmiş olan dik üçgen verilmiştir. Buna göre HF tamam bölü HD. Orayı da gördüm. İkisini de gördüm. Bunların oranı nedir diye bir soru sormuş. Şimdi dostum burada hemen şunu yapıyorum. EF'yi birleştiriyorum. EF şu birim karenin bir köşegeni. Dolayısıyla burayı 45-45 böldü. Şurası da 45 derece geldi. Şimdi şu DF'ye baktığınızda bu da şu 2'ye 2'lik karenin köşegenidir ki o halde bu da 45-45 diye bölecek. Yani burada bulduğum sonuç şu. Benim aslında şu oluşturduğum dik üçgen bir dik üçgenmiş dostlarım. HF dediğimiz uzunluksa diklikten inen diklikmiş. Demek ki ben burada bir Öklit bağıntısı çakacağım demektir hemen. Hemen yapalım. Şimdi kenarları bir birim olduğu için birim kare. Bir bir şurası kök 2. Yine bir 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 yazalım. Bakın 2 2 şu uzunluk 2 kök 2 oldu. Bunu da bulduk. Sonra şurası 1, şurası 3 birim olduğu için 1'e 3. Burası toplamda kök 10 uzunluğuna sahip oldu. Kök 10. Onu da yazalım. Hatta bu dik üçgeni şuraya çizeyim ben. Şöyle bir dik üçgen oldu bu. Diklikten diklik inmiş. Kısa dik kenarı kök 2. Uzun dik kenarı 2 kök 2. Hipotenüsü şurasını kök 10 bulduk. Bizden istediği şurası H, şurası Edirne, şurası Denizli'ydi. HF, F dediğimizde HF dediğimiz H bölü HD. HD dediğimizde şuradaki X dediğimiz uzunluk. Şimdi bulalım hemen bunu arkadaşlar. Önce X'i bulalım. Yan kenarın öklitini yapalım. 2 kök 2'nin karesi yani 8 eşittir. X çarpı hipotenüsün tamamı yani X çarpı kök 10. O halde x eşittir 8 bölü kök 10 çıktı. 8 bölü kök 10. Onu da düzenlersem 8 kök 10 bölü 10 gelir. Yani 4 kök 10 bölü 5 gelir. Şurası x'i bulduk. 4 kök 10 bölü 5. Şimdi gelelim şuradaki EH'ı bulalım dostlarım. Onu da nasıl bulacağım dostum? Ya da şuradan bulayım. EH'ı. X diyeyim bu sefer EH'a. Yandaki kenarın ökliti. Kök 2'nin karesi 2 çarpı 2 eşittir. X çarpı kök 10. 2 bölü kök 10 geldi. O da 2 kök 10 bölü 10'dan kök 10 bölü 5. Burayı da kök 10 bölü 5 bulduk. Şimdi H'ı bulalım. H kare eşittir. P çarpı K öklitini yapıyorum. Yani H kare eşittir. Kök 10 bölü 5 çarpı 4 kök 10 bölü 5 yapıyorum. Buradan da 4 çarpı 10 bölü 25 geliyor. H karemiz. H'da ne çıkıyor bu durumda? 4 dışarıya 2 diye çıkar. Kök 10 içeride kalır. 25'te 5 diye çıkar. 2 kök 10 bölü 5 çıktı. Bu da H. Şimdi bizden ne istiyordu arkadaşlarım? HF yani H dediğimiz uzunluk bölü HD yani şu. Bakın 2 bölü kök 10 bölü 5 ile kök 10 bölü 5'ler sadeleşir. 2 bölü 4 kalır. Yani 1 bölü 2 kalır. Cevap Ceyhan'dan geldi. Şuna bakalım. 3'ü gördük. Şuradan aşağıya hemen bir diklik indirelim dostlarım. Orta taban yapalım bu 3'ü. Burayı da 2'ye bölsün ve 3 ise burası da 6 gelsin. 30'un karşısı 6 ise 90'ın karşısı 12 gelsin. Neyi soruyor? AF kenar ortaydır diyor. AF kenar ortaydır. Buna göre BD uzunluğu nedir diye bir soru sormuş. BD de şurası. Şimdi 90'ın karşısı 12. Hatta şöyle yapalım. 30, 90 şurası da 60. 60'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı 4 kök 3 olacak. 90'ın karşısı yani tamamı 8 kök 3 olacak şurası. Tabi bu da kenar ortay olduğu için 4 kök 3 burası. 4 kök 3 de BF gelecek dostlarım. Şurada da bakın 60'ın karşısı 6, 30'un karşısı 2 kök 3 olacak. Şimdi burası toplamda 4 kök 3'tü. Şuraya da 2 kök 3 kaldı o halde. Hatta kök 3, kök 3 diye de bunlar dağıldı. BD uzunluğu ne çıktı? Toplamda 3 kök 3 geldi. Bu da KPSS sorusuymuş. Şuna bakalım. D1, D2 doraları paraleldir. D1 doraları arasında uzaklık 6 birimdir. Tamam. AB uzunluğu 5 birimdir. A noktasının D1 doğrusuna göre simetriği
A1. Hemen gösterelim. A'dan D1'e olan uzaklığı gösterdim. Ve bu uzaklık kadar da bir uzaklık ben gittim. A1'i buldum. Sonra B noktasının D2'ye göre simetriği. B'den D2'ye bir uzaklık gittim. Ve bu uzaklık kadar da bir uzaklık ben gidiyorum. Bu da B2 oluyormuş. A1 ile B2 arasındaki uzaklık nedir diye bir soru soruyor bize. Hemen şurayı soruyor dostlarım. Onu bir gösterelim. Bakın bundan köşe taşlarında çok çözdük. Hemen bu salak doğruyu hipotenüs olacak şekilde dik üçgenin içine sokuyorduk. Şimdi şurası 5 birimse burası da 5. Şuraya A diyelim, şuraya B diyelim. Bu da B oldu, bu da A. Ve biz A ile B'nin toplamını 6 diyebiliyoruz. 2A ile 2B'nin toplamı o halde şurası 12 olur. Ve bizim üçgenimiz 5, 12, 13 üçgeninden cevabımız Edirne'den gelir. Bu ne diyor? Bir karınca şekildeki A noktasında bulunduğunda yüksekliği 12 metre olan A noktasına elektrik direğinin T noktasına 60 derece bir açıyla bakmadan daha sonra 30 derecelik bir açıyla da bakmaktadır diyor. Buna göre karıncanın yürüdüğü AB yolunun uzunluğu acep nedir diye bir soru sormuş. Gayet basit bir soru. Önce şuradaki 30'un karşısı 12 ise 90'ın karşısı 24, 60'ın karşısı 12 kök 3 diyelim. Şurada da 60'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı 4 kök 3'tür, 90'ın karşısı 8 kök 3'tür diyelim. Bize AB'yi soruyor, toplam 16 kök 3'tür. Cevabımız Ceyhan'dan geldi diyelim. Geldik buna, şekilsiz soru. Şimdi AB, BC'ye diktir diyor dostlarım. Bunu bir çizelim. Bir AB doğrusu, bir de BC doğrusu çizdim. Ve AB, BC'ye dik. AB ile CD'nin kesişimi E noktasıdır diyor. AB ile bir CD diye bir doğru varmış ve E noktasında kesişiyorlarmış. CD doğrusu dediği için buraya da D'yi yapıştırdım. AE ile BC eşitmiş. Şimdi şu AE ile A'yı biraz daha yukarıya aldım ben dostlarım. AE ile BC eşitmiş ve 4 birimmiş bunlar. AB ile 7 birimmiş burası. Şuraya 3 kaldı. CD. CD de 7 birimmiş. Hatta 3 4'ten burası 5'tir. DE'ye de 2 kaldı ki zaten DE'yi soruyormuş. Çizince gayet basit bir şekilde çıktı. Evet, şuna bakıyoruz şimdi arkadaşlarım. 6. sorumuz. Bir 120 derece var. 120, 90, 90, 180. 120 daha 300. Şuraya kaldı 60. Şimdi biz bunu hemen gelin dik üçgene tamamlayalım dostlarım. Ne taraftan yapalım? Mesela şu taraftan yapalım. Şöyle dik üçgene tamamlayalım. 60, 90, şurası 30, şurası 60. 30'un karşısı kök 3 ise 60'ın karşısı 3'tür. Bakın burası toplam 10 geldi. 90'ın karşısı 10 ise 30'un karşısı yarısıdır 5. Cevap Adana'dan patladı. Evet, çevirdik arka tarafı. 8 var, 6 var. X nedir diye bir soru sormuş bize. Peki. Şimdi şuraya A diyelim, şuraya A. Şuraya B diyelim, şuraya B. Burası 2A'dır, burası 2B'dir. Hemen şuradan Pisagor'u çakalım. 64 eşittir A kare artı 4B kare yapar. Şuradan Pisagor çakalım. 36 eşittir 4A kare artı B kare yapar. Bunları alt alta topladığımda 100 eşittir 5A kare artı 5B kare. Hatta 5'e bölelim. 20 eşittir A kare artı B kare geldi. Şimdi bir de X'i bulmak için şuradaki kırmızı dik üçgenden Pisagor yapalım. Onu da şöyle yapalım hatta dostlarım. X kare eşittir. Bakın burada bir 2A'mız var. 2A'nın karesi 4A kare artı 2B'nin karesi 4B kare. Yani A kare artı B karenin 4 katı. O halde burası 80. X kare 80 ise 16 çarpı 5 olduğu için 4 kök 5 diye de dışarıya çıkarttım X'i. Uzunluğu 20 metre olan 20 metreymiş ve bakın tam ortadan kırılmış. O zaman burası da 10. Burası da 10 ve şeklin şurada bir dik yamuk oluşturduğunu görün. Yani şuradan şöyle bir diklik çizdiğimde ben dik yamukta hep bunu yapacağız demiştim. Şurası 8, 6 8 10'dan 6, şurası 4 bakın 4. Soru işaretini soruyordur. Hiç soruyu okumaya bile gerek kalmadı. Cevap direkt Ceyhan'dan çıktı.
Birim karelerden oluşan ve her birim karenin alanının 1 kilometre kare olduğu. 1 kilometre kareymiş. Demek ki kenar uzunlukları da 1-1. O noktasında bulunan bir helikopterin, şurada bir helikopterimiz var, 4 kilometre uçmasına yetecek kadar yakıtı bulunmaktadır. Ulaşabileceği en uzak köy aşağıdakilerden hangisidir? 4'ten fazla gidemez diyor bize dostlarım. 4 kilometre gidecek en fazla. Şimdi şurası 2, şurası da 2 olduğu için 2-2... Şuraya gelse 2 kök 2'dir. O ile A arasındaki uzaklık. Yani A'ya olan uzaklığı 2 kök 2. Peki E'yi bulalım. Şurayı bulalım hemen. Şu uzunluğu. Bakın burası 3. Burası 3. Şu dik üçgenden 3, 3, 3 kök 2. O halde E'ye olan uzaklığı 3 kök 2. Hemen B'ye olan uzaklığını bulalım. Burası 2. Burası 3 olduğu için Pisagor yapıyorum. 9, 4 daha kök 13 geliyor. B'ye olan uzaklığı da kök 13. C'ye olan uzaklığını bulalım dostlarım. Bakın şurası 4, şurası 1 olduğu için kök 17 değil mi? 16 bir daha. Kök 17 geldi C'ye olan uzaklığı. Denizli noktası kaldı. Hadi bunu da bulalım. Şurasıdır Denizli. Burası 3, burası 1 olduğu için 9 bir daha kök 10 geldi. Şimdi 4 kilometreden daha öteye geçemez. 4 kilometre dediğim 4 normalde kök 16'dır değil mi? Yani kök 16'dan büyük sayılara gidemez bu bir kere. Bir kere C'ye imkanı yok, gidemez arkadaşlarım. Bir kere bunu kafadan silelim. C'ye gidemeyecek. Peki A dediğimiz şey kök içinde kök 8'dir. E dediğimiz kök içinde 9 çarpı 2'den 18'dir. Bakın E'ye de gidemez çünkü 16'dan büyük. E'yi de sildim. Neyi silmiştim, bir de C'yi silmiştim. Bunları silelim. Peki Bursa kök 16'dan küçük, gidebilir. Adana kök 8, kök 16'dan küçük. Denizli de kök 16'dan küçük. Ama en uzak nereye gider diye soruyor. En uzak Bursa'ya gider dostlarım. Cevap B'den gelir. Evet, 10. sorumuz. Şekilde 4 metre uzunluğunda gergin bir iple tavana sabitlenmiş bir salıncağın hareketsiz olduğu anda ipin salıncağa bağlandığı noktanın yerden yüksekliği 1 metredir. Şekildeki gibi sallanan bir kişinin salıncağı 60 derece düşey doğrultuda yaptığı açıda ipin salıncağa bağlandığı noktanın yerden yüksekliği kaç metredir diye bir soru sormuş bize. Hemen bulalım. Şimdi burada ipin boyu 4 metre. O halde buradaki boyu da 4 metredir değil mi? Ne kadar sallarsan salla boyu değişmez. Şimdi buradan hemen dik yamuğu gördünüz mü arkadaşlarım? Bakın şöyle kırmızı yapayım. Yine dik yamuk sorusu oldu bu. Aynı 8. sorudaki gibi. 2018 TYT sorusu gibi. Peki 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı 2'dir. Şurası toplam 5 olduğu için şu aşağıya ne kaldı? 3. Yani soru işareti de oldu. 3. Cevap Ceyhan'dan patladı gitti dostlar. Evet arkadaşlar, bunu da gömdük. Bir sonraki videoda yeni konuya geçeceğiz. Öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın.